İsminizin hikayesi nedir? Merhaba. Ben size isminin bir hikayesini söyleyeyim mi? <laughs> Vay, söylersem chatte krize girersiniz. Benim gibi bir insanın isminin hikayesini söyleyeyim mi? <laughs> Söylüyorum. Dostlar bizim aile aşırı dindar olduğu için Eskiden öylelerdi. Şu anda da namaz namazında, niyazında insanlar ama eskisi kadar çok dindar değiller. Ee, sağ olsun e, bazı kişiler o duruma soktu. Çok detaya girmeyeceğim. İzliyor olabilirler şu anda yayını. Benim ismimin hikayesi şöyle dostlar. Ee, benim ismim aslında bir türbenin ismi. Adıyaman'da bir türbenin ismi benim adım. Sadık. <laughs> Ve türbenin gerçek şeyi ne biliyor musunuz? Adı Ay Sadık. Benim ailem benim adımı normalde Ay Sadık koyacakmış türbenin adını. Ay Sadık. Şaka yapmıyorum. Buradan annemin babamın ellerinden öpüyorum. İyi ki adımı Ay Sadık koymadınız yoksa 12-13 yaşında intihar eden bir çocuğunuz olurdu. Allah'tan koymamışlar. Allah'tan sadece Sadık kısmını almışlar. Yani benim adım normalde Ay Sadık olacakmış. Yani bütün hayatım boyunca bunun e, yükünü taşıyamazdım herhalde ya. Ay Sadık ne yapıyorsun ya falan. <laughs> Halbuki türbe adım. <laughs> Ay Sadık abi baksana anasını satayım. Daha adım böyle olmamasına rağmen yazıyorsunuz. Evet. Abi alışırdım bence. Çok zannetmiyorum ya. Ha ismimi soranlara şey derdim. Ay derdim. Ya, o da komik anasını satayım ya. Merhaba adın ne? Ay. Efendim? Ay. Adın ne? Ay. Ne oldu bir rahatsızdım Adım Ay. Piç. Adım Ay. <laughs> Ay. <I. gülüyor> ya ne bileyim lan garip olurdu ya. İyi ki yapmamışlar. Evet öyle bir sıkıntı yaşamadım. Şu an normal bir adım var. Sadık. Gayet de adıma da sadığımdır bu arada. Yani. İyi ki yapmamışlar. Sadece sadık kısmını aldıkları için çok mutluyum. Siz de adınızın ilginç bir hikayesi varsa yazar mısınız çete bu videoyu izlerken? Merhaba. Bakalım insanların adının Merhaba. hikayesi neymiş? Efendim isminizin hikayesi nedir? E, ya normalde göbek ismi Mezgi, annem ismi Mezgi. Ya göbek adı ne ya? Ben bu göbek adı olayını bir türlü anlamadım. Göbek adım. Benim de kalça adım şu, malça adım bu. Göbek adı şey oluyor herhalde değil mi? Normalde o ismi koymamışlar ama öyle de seslenenler var diye. Hani koymak istemişlerdi içinde kalmış gibi sanki. Çünkü gerçekten hayatım boyunca anlamadım. E, o mantıkla bakarsanız benim adım atıyorum ne bileyim. Ee, yani Ahmet de olabilirdi. Burak da olabilirdi. Başka bir şey de olabilirdi. Başkaları da bana böyle sesleniyor olabilirdi. O zaman bir insanın birden fazla teknik olarak göbek adı olur. Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? O zaman bir insanın birden fazla göbek adı da olabilir. Yazgı koyacakmış da e, dedemin haberi olduktan sonra ya Aynur ya Fatma koyun demiş. Fatma nenemin ismi, Aynur sevgilisinin ismi. İsmimi Fatma koymuş annem. <laughs> Daha şerefli olsun diye. <laughs> Vay anasını uff. Baya güzel bir hikayesi varmış ha. Bir saniye dostlar Buffy'i odaya alayım. Miyal diyor arkadan görüyorsunuz. Gel oğlum. Oğlum ya içeri gel ya git. <gülüyor> <gülüyor> Değişik kedi. Ha. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim <laughs> şu anda fark ettiyseniz Berkecan ismi falan çok fazla moda Berke Berkecan işte Can Can Kan Can Burak Can, bu tarz isimler bayağı bir moda yani insanlar genelde çocuklarını artık özellikle Z kuşağında çok fazla böyle isimler görebiliyorsunuz. Ben merak ediyorum acaba bu insanlar büyüdüklerinde nasıl dedi olacaklar düşünsene Berkecan dede falan filan diyecekler. Gerçi hani bana da bir insan nasıl dede diyecek onu da bilmiyorum. Hani adım Sadık da ne bileyim kulakta küpeler, iki kol dövme kaplı. Yani muhtemelen boş yer kalmayacak vücutta. Michael Scorefield'a döneceğiz ki hedefim Michael Scorfield'a dönmek. Her taraf şey. Dede? Ne haber dede? Sadık dede? Ama olsun ben en azından isimden kurtarıyorum yani isimden dolayı dede olmayı hak ediyorum diye düşünüyorum. Ama Berkecan diye dedi olmaz bence ya. Berkecan dedi Berkoş dedi dedişko dedişko Dedeşko. <laughs> Benim adım tam komik değildi. Mehmet Zahir. Dedemin adı Mehmetmiş. Ee, sonra da annem Zahir de koyalım demiş. Babamın adı Zahir. Reye ekleyelim demişler böyle çıkmış. İsminizin hikayesi nedir? Yani annem denize giderken yukarıda Selena ismini görmüş. Öyle koymuş. Ay Selena ismini nerede görmüş? Yukarıda görmüş derken. Ay tanrıçası demek bu arada. Selena mı isminiz? Hı hı. İsmi bir kere... Selena, Selena. Hiç yok yani annem istemiş koymuş. Nedir isminiz? Miraç. İsmimin pek... Mi... Hikayesi var aslında. Miraç kandili muhtemelen o sebepten ötürü koymuştur. Yani sen bilmiyorsun hikayesini. E, yani anlamı yok açıkçası. Hani böyle annem Metehan, Cengiz Han gibi bu tür kişilerin isimlerini koymak istiyordu. Batuhan koydu ama kendisi de sonradan bilmiyordu hani Altın Ordu'nun kurucusu olduğunu öyle bir hikayesi var yani. İsmimin anlamı Altın Ordu'nun kurucusu. İsmim e, daha önce Yasemin'miş ilk doğduğum zamanlarda ama eski inanca göre Nazar'a çok inanıyor annem. Nazar... Ya şeyle dalga geçmek istemiyorum bu arada ya. Hani gerçekten, gerçi ben, benim kötü niyetli olmadığımı biliyorsunuz dostlar. Ben kimseyi gerçekten hani kırmam aptal aptal bir şey yapmadığı için de bazen canlı yayınlarda ağzımın ayarı kaçabiliyor aslında niyetim insanlarla dalga geçmek veya onları kırmak değil de tamamen chatte gülelim diye yapıyorum öyle söyleyeyim beni tanıyorsunuz 5-6 yıldır tanıyorsunuz chatte de bir sürü eee yani neyse işte hani dediğim gibi kötü niyetli insanlar vardır yani mutlaka chatte ben böyle isimlere bir anlam yüklenilmesini çok garip buluyorum aslında biliyor musunuz bak neden diyeceksiniz Mesela bu abimizin adı Batuhan'mış. Altın Ordu'nun kurucusu. Abi ne iş yapıyorsun? Fırıncıyım kanka ben. Komik geliyor böyle da biliyor muyum? Hani bence bir insan isme bir anlam değil de koymak istediği için koymalı. Anlamı için de koymamalı bence ya. Yani ne bileyim. Batuhan, Metan, Teoman. İşte düşünsenize böyle Teoman dediğiniz adam mesela dünyanın gelmiş geçmiş en iyi komutanlarından bir tanesi. Adamın adı Teoman bedelli askerlik yapıyor falan. Ya da asker kaçağı. Böyle garip gelirdi ya. <laughs> ötürü... Ya da ne bileyim bak adı Muhammed mesela. Ee, Muhammed olur, Mustafa olur, Abdullah olur ama ateist. <laughs> Ayşegül diye değişmiş. <laughs> Halil koyarım erkek olursa anlamı büyük. Azim benim babamın adı Halil bu arada. Kanka Halil güzel isimdir koy babamın adını koy falan <laughs> Bu kadar İsmimin hikayesi yok ama doğum anım var yani ismim Hasan babam koymuş işte İlk doğduğumda da annemin karnına seçmişim ben Kanka ne alakası var ya niye böyle bir şey yapmışsın Affedersiniz <laughs> Yani böyle isminizin hikayesi nedir? Evet, ismimin hikayesi e, benim bir küçük kardeşim vefat edince onun ismini e, ben doğduktan sonra bana koymak istediler. E, tabii biz de e, isteresemiz kabul edeceğiz bilmiyoruz çünkü. İsmim öyle geldi yani. Evet, hiç uğraşmadı. Benim de babamın adı Halil işte ne ne요. Ben küçükken vefat etmiş kardeşim. Başın sağ olsun. Ya bu konularda ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama vefat etmiş babanın adını koyman tabii ki de çok güzel olur. Ve Halil gerçekten de çok güzel bir isim. Yani bazı isimler var. Bence ee, bence devre göre de isim koyulmalı. Bence bu benim düşüncem. Katılmıyor olabilirsiniz. Tamamen e, farklı düşünüyor da olabilirsiniz. Ama devre göre de isim koyulması gerekiyor biraz. Halil bence 30-40 yıl sonra da Halil'dir. Yani gayet güzel bir isim. Zaten ama yani düşünsenize 2021 yılında doğmuş bir çocuğa annemin adını koyuyorsunuz. Benim annemin adı Mülkiye. Yani annem benim bu dünyada en sevdiğim insan ama çocuğumun adını Mülkiye koymazdım ya. Mülkiye ya benim annemin adı. Mülkiş diyorlardı benim anneme bu arada küçükken komşular hala diyorlar. Bazen komşular falan geliyor annemin arkadaşları şey diyorlar kız Mülkiş ne yapıyorsun diyorlar. Yani ne bileyim o çocuğa eziyet olur ya. 2021'de doğmuş çocuğa eziyet olur. Ya mesela Abdül Rezak koyuyorsunuz düşünsenize. E tamam belki güzel bir anlamı vardır. Güzel bir anlamı olsun diye koyuyorsun da. Kanka Abdül Rezak ya. Çok böyle büyük bir isimmiş gibi geliyor. Hani böyle 70-80 yaşında bir insana bence Abdül Rezak demelisin. Sen o vefat edince o kimliği direkt aldılar bana verdiler yani. <laughs> evet. İsminiz nedir? İsmim Muhammed. Ya benim ismimi dedem koymuş ama e, hikayesi şu. E, Pelin'in anlamı bir doktor bitkisi demek, acı. 7 yılda bir yetişen, 7 dağın ardında, 7 renkli, 7 yapraklı olduğunu biliyorum. Çok zor olduğunu, e, çok zor yetişen bir bitki Tramos, olduğu için. bir tane elmas göndermiş. Selam iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Faydalı. Doktor bitkisi. O yüzden anlamının güzel olduğunu düşünmüşler, öyle vermişler. Teşekkürler Pelin. Siz de efendim. Benim adım Merve Nur. Ben doğmadan önce ailem düşünmüş. Anlamına bakmışlar. Anlamı hoşlarına gittiği için de o şekilde adımı Merve koymaya karar vermişler. Nedir efendim anlamı? Merve'nin anlamı aslında Mekke'de bulunan Sefa ve Merve tepelerinden gelen, o tepeden gelen bir isim. Nur adı da zaten ışık, hani ışın, böyle aydınlık anlamına gelen bir isim. İsmimin hikayesi... Ne o bro cidden çocuğun olursa ismini ne koymayı düşünüyorsun? Size şöyle söyleyeyim, Çetin yarısı benim çocuğuma ne isim koyacağımı biliyor aslında. Hadi tahmin edin. Daha önce defalarca söylemiştim. Tek bir isim var aklımda. Kesinlikle olacak. Hatta erkek olursa bile o ismi koymayı düşünüyorum. Evet bak direkt birisi yazdı. Direkt. <laughs> Asya dostlar. Asya. Erkek olursa da Asya koyacağım. Yani kız çocuğum olmasını istiyorum ama erkek olursa da Asya koyacağım. Yani o isim ilk çocuğun ismi olacak yani. İsmin anlamı? Kız olursa ko erkek olursa koyma. Yo bence koyulabilir. Bence artık birçok isim unisex bu arada. Oğlum benim Cemre diye arkadaşım var lan. Erkek arkadaşım. Erkeğe Asya yakışır mı? Erkeğe Cemre yakışır mı kanka? Cemre diye arkadaşım var benim. Ve gayet de güzel duruyor bence. Birçok ismin unisex olduğunu düşünüyorum ya. Neden? Nedeni yok. Yani ilk çocuğumun adını Asya koymak istiyorum. Gönül kız çocuğundan yana ama erkek olursa da Asya olacak. Bence yakışır yani. Asya unisex bir isim gibi duruyor zaten Asya. Gayet olabilir yani. Mutluluk anlamında Dilan benim adım. Rahmetli annem çok sevdiği bir kız arkadaşını kaybetmiş. Söğret cinayetine kurban gitmiş. Mesela benim soyadım Toprak biliyorsunuz zaten. Ben Toprak soyadığında bir sürü kadın da tanıdım erkek de tanıdım. Böylelikle adını Hadi ya. Bana vermiş. Bayağı acıklı bir hikayesi varmış bu arada ablamızın isminin ya. İsminizin hikayesi nedir? Evet var ismi Fidan. Normalde Gürcü olması gerekiyormuş. Kız kardeşim görücü benden sonraki gelen. Ee, babaannemin ismi. Babaannem Gürcü kon konulacak sanmış. Ama maalesef koymamışlar. Babaannem bir hafta konuşmamış bizimkilerle. <laughs> Benim de bir anlamı yok aslında ama ismi ilk duyan hani Gürcistan'la bir bağlantınız var mı diye sorarlar bana. Ama yok genelde sadece isim benzerliği olarak. Gürcü mü ismi? Evet Gürcü. Ama... Gürcü isminin anlamı ne? Genelde Gürcistan'dan geldiniz mi falan diye hani söylüyorlar bana. Ama abla sen Gürcistanlılara da benziyorsun bu arada haberin olsun. <laughs> ya da benzemek için ekstra gözlerini çekik mi yaptın onu da bilmiyorum ama. Ama öyle bir durum yok. Babaannemin adını koymuşlar bana. Benziyorsun Baba, da. Benim, benim, adımı koymadıkları için sonradan gelen, gelene koymuşlar. koymuş. Göbek adım Fidan oluyor. Bunun da göbek adı Gürcü oluyor. Ee, Aynı zamanda. Evet. İsim değişikliği olmuş. Evet. What is the story of your name? it means uh, a star, a star in the sky. Do you have any story about that? What happened and your father and mother give you that name? What was the point? Because uh, my uh, grandmother name, same, yeah. What is your name? Süreyya. Süreyya. Tabii isminizin hikayesi nedir? İsminin hikayesi nedir? Çok e, ağır biraz böyle uzun aç, iç acı yani ağır yani bu kadar. Anlatmak ister misin? İsminin hikayesi anlamında olan bir bayan sevdiğine kavuşamıyor. Derin bir kuyuya kendini atıyor mesaj bırakıyor ben sevdiğime varamadım diye. Öyle gidiyor yani. İsminiz ne abla? İsminiz nedir? Bilgen. Bilgen. Bilgen şey demek değil mi ya? Bilgili kadın anlamına gelen. Kim koymuş efendim bu ismi? Babaannem. Evet o hikaye şahit olduğu için ve çok yakının bir akrabasına var doğu için. Hmm. Varamadığı için maalesef. Hıkayet. Evet. Ferah Dilek hikayesi şöyle. İran Şahı Pehlevi'nin karısı Farah Diba'dan geliyor. Farah Diba 1965'te Erkek çocuk doğuruyor ve erkek çocuk doğurmak da tabii ki çok güzel bir şey. Çok önemli Rıza Pehlevi için. Ee, onun en şaşalı olduğu yıllarda 1966'da doğdum. Hem ebem hem halam bana e, Ferah ismini koyuyor. Ferah Diba olsun diyor. E, diba çok şey değil, Ferah Dilek olsun diyorlar. <laughs> Böyle. Çok güzel bir ismim var. Çok seviyorum. Güzel. Yani hikayesi o kadar da güzel değil aslında abla isminin. ...yaşayın, Allah bol uzun ömürler verir. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim size de. İsminizin hikayesi nedir? İsmimin hikayesi ben Mehmet Gezer olarak bu memlekette bir yanlış bir sarı çakmaya düştüm hayatımı allak bullak etti 600 milyar paramı yedi 12-13 tane mahkeme atlattım <laughs> hiçbir şey olmamış gibi benim gibi de 20 kişinin yuvasını yıktı. Evet evet, bir kadın benim hayatımı Beni bu hale düşüren, yuvamı dağıtan bir sarı çakmadığında bir bayan. O kendini ne? Lakabı ne? Dağıtan bir sarı çakmadığında bir bayan. O... Sarı çakma. Abi sarı tutkuyla karıştırıyor olabilir misin? Bence sen bütün paranı Ankara'daki pavyonda yemişsin gibi geliyor ya. Lafı nereye attın oğlum onu? Heh. Heh tamam. Uyu uyu oğlum devam et uymaya. Uyu 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 rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ne kadar tripli bir kedi bu ya. Ya seni ben yürümüyor. Oh. Bir öpücük ver. Afiyet. O kendini çok iyi biliyor. Ama öyle bir sertifika, öyle bir belge aldı ki fenomen oldu. Aynen aynen. Türkiye'de fonumen. fenomen oldu. <laughs> Kim o? Aynen. Adını vermedin. Adını, adını ne vereyim? Adını ne vereyim kardeşim? Sağ ol Bence yalan söylüyorsun dayı. Türkiye'de fenomen olmuş. Ver adını bilelim o zaman ya. Teşekkür ederim abi. İsmim e, ilk evlatım ben. E, ben doğduğumda babam dedemin ismini vermek istemiş. O razı olmamış. Benim e, babamın bir amca yakını bir abi var. Ona gitmiş demiş bir oğlumuz oldu ismini vuralım. O da düşünmüş düşünmüş o da bilge bir insan. De, düşünmüş düşünmüş Taceddin Tacettin de biz Taceddin olarak da bir düzelttirdik. Böyle bir hikayesi var. Sarı mikrofon. Bay be. Ayarassını sayın seyirciler. Eleştiri videolara bakalım neler atmışsınız.